Değerli izleyiciler günaydın. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık konuğum. Efendim siz de yayınımıza canlı yayına hoş geldiniz. Çok sıcak gelişmelerin olduğu bir gün bugün. Onları paylaşacağız. Birazdan sizde son durumla ilgili bilgiler de var. Suriye'nin kuzeyine devam etmekte olan Kuzey Irak'a da bir taraftan devam ediyor ama sıcak gelişme şu anda Suriye olduğu için etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı sizde var. Onu birazdan alacağım. Suriye'de bir F-16 düşürüldü. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı. İran hedeflerini vurmak üzere gittiği sırada Suriye hava savunma sistemine takıldı. McMaster Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştirecek. Böylesine yoğun bir ortamda son dakika bilgisi olarak sizden alalım lütfen efendim. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı. Şu an itibariyle biliyorsunuz hava operasyonları devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141'e ulaştı. Bu son derece önemli bir rakam. Bu yeni bir bilgi, yeni son bir bilgi. 1141 ki sadece dün 36 tane hedefin imha edildiğini, terör örgütünün özellikle silahlı kuvvetlere karşı kullanmak istediği hedeflerin 36 tanesi sadece dün imha edildi ve 1141 sayısına ulaşıldı. Bu son dakika bilgisini paylaşıyoruz. CNN Türk ekranlarından Sayın Fikri Işık aktardı, Başbakan Yardımcısı. Ve bir İsrail F-16'sının da düşürüldüğünü hatırlattım. Bu bölgenin ne kadar karmaşık ve içinden çıkılması zor bir bölgeye doğru gitmekte olduğunu gösteren bir gelişme. Neredeyse bütün ülkelerin müdahil olduğu bir nokta. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson ve Savunma Bakanı Mattis önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bu operasyonu durdurun veya yavaşlatın diyecek gibi bir kanaat uyandı kamuoyunda gelen mesajlardan. Böyle bir mesaj gelirse Türkiye'ye, Ankara'ya, bizim yanıtımız, Türkiye'nin yanıtı ne olacak? Yani bu operasyon başlatılırken Amerika'nın izniyle başlatılmadığı için Amerika'nın ricasıyla durdurulacak bir operasyon da değil. Elbette Amerika bizim bir önemli müttefikimiz. Amerika ile bu konuları konuşmak önemli ama Türkiye'nin milli güvenliği mesele olunca bunu Amerika'nın öncelikleriyle Türkiye'nin öncelikleri farklılaştığında Türkiye kendi önceliklerine göre hareket etmek durumunda. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bölgeden PYD'yi tamamen çekecekse, Münbiç'ten çekecekse ve özellikle bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecekse o zaman Türkiye bu konular Amerika ile oturur konuşur ama Amerika istedi diye Türkiye harekatı durdurmaz. Peki bu konuda şimdi sahada yani orada geçen gün birkaç gün önce gazetecileri ve televizyoncuları Amerikan Savunma Bakanlığı götürdü ve orada demeçler verdiler. Bir takım generaller ve askerler Türkiye ile söylediklerinden benim çıkardığım anladığım sanki karşı karşıya gelmeye hazır oldukları yani bu ihtimalde göz önünde bulundurdukları ve de geri adım atmayacakları yönünde bazı mesajlar geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu çok kaygı verici bir noktaya doğru iki ülkenin gitmekte olduğunu göstermiyor mu şimdi Sayın Türkiye Fikreş? Bu operasyonu niye yapıyor? Kendi milli güvenliğine, bölgenin huzuruna ve istikrarına doğrudan kasteden bir terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmak, sona erdirmek için yapıyor. Şimdi bölgenin eğer Amerika Birleşik Devletleri huzurunu ve istikrarını istiyorsa, kendi NATO'da müttefiki olan bir ülkenin, kendi müttefikinin ulusal güvenliğini düşünüyorsa bu yaptığı hareketler yanlış. Ha benim farklı ajandam var diyorsa, o zaman da Türkiye'nin kendi ajandasını icra etmesine de itiraz etmemesi gerekiyor. Tabii hiçbir zaman bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye karşı karşıya gelmek istemez. Biz istemeyiz, onlar da istemezler. Diplomasi kanalları sonuna kadar açık ki biraz önce siz de söylediniz. İşte McMaster geliyor, Tillerson gelecek. Mattis'le Savunma Bakanımız Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle bir araya gelecek. Bütün bunlar konuşmak içindir. Bu platformların en iyi şekilde değerlendirilmesi lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye tek taraflı bir emri vaki yapması kabul edilemez. Türkiye'nin buradaki
Şimdi Afrin Zeytin Dalı Operasyonu önemli hedeflerinden bir tanesi Afrin bölgesindeki terör unsurlarının ortadan kaldırılması. Şimdi kamuoyu şunu sorar, şunu insanların merak ettiğini görüyorum. Yani hangi noktaya gelindiği zaman Afrin Operasyonu tamamlandı ve başarıya ulaştı denebilir? Buradaki gösterge ve kriter ne olacak? Bunun tek göstergesi terör örgütünün Türkiye'ye bir tehdit konumundan çıkarılması. Kriter bu. Bu terör örgütünün orada bir yapılanma içerisinde olması Türkiye'nin milli güvenliğine ve dahası bölgenin istikrarına doğrudan bir tehdittir. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon kapsam itibariyle, şumul itibariyle sürecek. Burada yok işte ben Afrin içine girdiniz, çıktınız ya bırakın bunlara da bu harekatı planlayanlar karar versinler. Yani kartlarınızı baştan açtığınız zaman siz gücünüzü azaltıyorsunuz. Ve orada çarpışan, canını veren askere karşı da ciddi bir saygısızlık yapıyorsunuz. Oradaki insanın moralini bozuyorsunuz, motivasyonunu azaltıyorsunuz. Ya o insanlar buradan Türkiye'ye bir tehdit gelmesin diye canını verirken siz burada siyasetin hesabına giriyorsunuz. Bu son derece yanlış. Bırakın onu. Yani kapsamını, şumulünü, nereye kadar gideceğini, hangi noktaya kadar süreceğini o özellikle bu operasyonu planlayanlar belirlesinler ve gerektiği yerde gerekli adımı atsınlar. Ama kartları bir ülkenin bu konuda kartlarını açmanın ne kadar doğruluk yanı var? Şu anda bir harekat sürüyor ve yurt dışında bir harekat sürüyor. Türkiye'nin milli güvenliğine doğrudan kasteden bir terör örgütüne karşı bir harekat sürüyor. Bu harekatı zayıflatacak, bu harekata katılan tüm unsurları ve harekata biliyorsunuz Kıbrıs Savaşı'ndan sonraki en fazla zannediyorum toplumsal desteğin olduğu bir harekat bu. Tüm toplum kesimleri bunu Türkiye'nin milli güvenliği açısından son derece önemli ve olmazsa olmaz görüyorlar. Bu bilgi de önemli. Bunu da hatırlatalım eğer belki duymamış olanlar vardır. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana bir askeri operasyona verilen en büyük destek. Tabii ben öyle görüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Dolayısıyla bunu değersizleştirecek, itibarsızlaştıracak, bu konuda kafa karışıklığına yol açacak açıklamalardan, söylemlerden başta siyasetçiler olmak üzere herkesin uzak durması lazım. Efendim bu konuda Türkiye'yi baskılamak isteyen bir takım ciddi girişimler olduğunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten tutumu ortada. İşte Fransa BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri. Bu konuyu uluslararası platformlarda Türkiye'yi iyice sıkıştırma noktasında bir yere taşırlarsa bu Türkiye'nin tutumunu nasıl etkiler? Türkiye buna nasıl bir yanıt verir? Şimdi, Türkiye bunların hepsinin hesabını yaptı. Türkiye'nin haklı, meşru uluslararası hukuka dayanan Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde bir harekat kararı aldı ve bunu uyguluyor. Ve bu sadece Türkiye'nin güvenliği için değildir. Bu aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliği içindir. Terörün kitleselleşmesini, küreselleşmesini önleyecek de bir harekattır. Yani böyle çok basit siyasi çıkarlar üzerinden Fransa gibi ülkelerin bu harekata karşı çıkmaları kabul edilemez. Bu eğer terör bölgemizde yayılırsa ki DAEŞ'te gördük bunu, bu terörün etkilerini sadece bölgemizde hissetmiyoruz. Bu terörün etkileri dünyanın birçok köşesinde görülüyor. Ve bu bir terör örgütü. Bu terör örgütüne karşı, operasyona karşı çıkanlar yarın bu terör örgütünün gerçekten çok ciddi zararlarıyla kendilerinin de karşı karşıya gelebileceklerini düşünmeleri lazım. Efendim biz bunu dile getirdiğimiz zaman Fransa'da ve Türkiye dile getirdiği zaman başka bir ifadeyle ve Avrupa'da şöyle şeyler söyleniyor. Efendim PYD terör örgütü değil veya Avrupa'da bir terör eylemine girişmediler gibi bazı tezler ortaya atıyorlar. Buna karşı yani böyle de bir algı yaratıldığı için PYD'yi sanki PKK'dan bütünüyle farklı bir örgüt, radikal terörle mücadele eden örgüt gibi gördükleri için burada Türkiye yeterince kuvvetli bir argüman geliştirebildi mi? Aslında Hakan Bey, bu konuda Türkiye'nin argüman geliştirmesinden çok daha basit bir yöntem var. Bugün bu argümanı ortaya koyanlar, ben Sayın Metis'e söylemiştim. Daha önce Sayın Erkart'a söylemiştim.
Ya kendi istihbarat örgütlerinden bu PYD-PKK ilişkisi nedir diye sorsalar, PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu kendi istihbarat örgütleri açık, net, tüm bilgileriyle, delilleriyle önlerine koyar. Yani bu budar bilmediklerinden değil. Efendim Türkiye'nin ikna edici deliller ortaya koyamadığından veya koymadığından değil. Ben savunma bakanı iken Amerikan savunma bakanına ve NATO üyesi tüm savunma bakanlarına PKK-PYD ilişkilerini gösteren çok net delilleri bizzat kendim verdim. Verdim, elden teslim ettim. Net yani tereddüte yani hiç konuda, mahal vermeyecek bakın, belgeler yani değil mi? İşlerine bunlar? Gelmediği için. Ne dediler efendim size? Yanıt verildi mi bu konuda? Hayır, yanıt vermiyorlar. Yani alacağız, değerlendireceğiz, bakacağız. Ama yani bizim vermemize bile gerek yok. Ya kendi istihbarat örgütleri bakın bu konuda, FETÖ konusunda ve bu konuda. Yani özellikle bilmemezlikten gelmeyi tercih ediyorlar. Halbuki düşünün yani bugün işte dünyanın en önemli istihbarat örgütü olarak bilinir CIA değil mi? Yani 15 Temmuz darbesinin ardında FETÖ'nün olduğunu CIA'nin bilmemesi mümkün mü? Veya PYD'nin, YPG'nin bizzat PKK yöneticilerinden talimat aldığını CIA'nin bilmemesi mümkün mü? Bunlar kendileri aslında işlerine gelmedikleri için bu şeyi yapıyorlar. Yoksa konuyu bilmediklerinden değil. Peki efendim, o zaman başka bir bunu alıp başka bir tarafa götüreyim. Bir iddia ortaya atalım. Kamuoyunun kafasında da böyle bir kuşku uyanıyor. Yani madem böyle bir gerçeklik tablosu var, o zaman CIA bu terör örgütlerini doğrudan kullanıyor mu Amerika'nın belli noktalardaki çıkarları için ve yönlendiriyor olabilir mi? Yani CIA tarafından FETÖ ve PYD yönlendiriliyor olabilir mi? Şimdi böyle belgeler var mı? Tarihe bakarsanız ya bakın şu anda Türkiye'nin kamuoyunda bu konuda çok yoğun soru işaretleri var değil mi? Evet. Bunun sebebi ne? Halbuki Amerika Birleşik Devletleri bunun yerine daha açık, daha şeffaf olsa, biz NATO'da önemli iki müttefikiz. Müttefiklik dayanışması, ittifak dayanışması birimize düşman olan diğerimize de düşmandır anlayışını gerektirir değil mi? Biz burada kardeşim ne FETÖ'yü ne de PYD-YPG'yi kesinlikle kendimiz kabul etmiyoruz. Onlarla işbirliği yapmayı kabul etmiyoruz deseydi bugün çok daha bölgenin istikrarı da temin edilmiş olurdu. Türkiye-Amerika ilişkileri de çok daha güçlü olurdu. Artı Türk kamuoyunun, Türkiye kamuoyunun Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakışı çok daha pozitif olurdu. Şimdi bunu yapmak yerine özellikle Obama yönetiminde ki çizilen bir stratejiden dolayı şu andaki Trump yönetimi de maalesef PYD ile iş tutmayı istiyor. Ama PYD'nin terör örgütü olduğunu onlar da kesinlikle biliyorlar. Amerikan istihbarat örgütleri yönlendiriyor olabilir mi bu örgütleri? Şimdi bu konularda tabii böyle çok kesin yargıları ortaya koymak doğru değil. Ama Türk halkının bu konuda kafasında çok ciddi soru işaretleri olduğunu biliyoruz. Ve bu sürekli de sorgulanıyor. Yani biz ülkeyi yönetenlerin Amerika'daki muhataplarımıza söylediğimiz hep bu. Bakın bu konuda açık ve net olun. Bu yaptığınız iş doğru değil. Siz bir terör örgütünü ortadan kaldırmak için başka bir terör örgütüyle işbirliği yapıyorsunuz. Bu yılanla çuvala girmek gider. Bunun çok bedeli olur. Biz sizi bu konuda net olarak uyarıyoruz. Bunları defalarca konuştuk. Her seviyede konuştuk. Yani teknik seviyede konuşuldu, bürokratik seviyede konuşuldu, bakanlar düzeyinde konuşuldu, Sayın Başbakanımız Amerikan Başkan Yardımcısıyla benim de katıldığım görüşmede konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade etti. Ya bütün bunlara rağmen eğer PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği devam ediyorsa bu PYD'nin bir terör örgütü olduğunu bilmemekten kaynaklanmıyor. Kendi ajandalarını ve kendi çıkarlarını öncelediklerinden dolayıdır. Sayın Fikri Işık, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'nin beklentilerine yanıt vermez ve PYD terör örgütüyle işbirliğine devam eder ve silah vermeye devam ederse ve Türkiye'nin operasyonlarını engelleme noktasında bir tutum alırsa, İncirlik üssünün statüsünü yeniden değerlendirir misiniz hükümet olarak? Şimdi bu konular çok enine boyuna
konuşulması, tartışılması gereken konular. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yanlışı ortaya koyuyoruz ve bu yanlıştan dönüşmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama bunu yaparken de Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının da garanti altına alınması için bir politika geliştiriyoruz. Eğer Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarları bir adım atmayı gerektirirse Türkiye bunu adım atmaktan kesinlikle imtina etmez. Ama Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarları bu konuda daha itidalli, daha soğukkanlı değerlendirmeleri gerektiriyorsa Türkiye bunu yapmaktan da çekinmez. Ama yani bu opsiyonun, bu seçeneğin masada olduğu söylenebilir mi? Şimdi bu tabii bunu söylemek bile belki kendi çıkarlarımıza zarar verebilir. O, bu konularda bazı şeyler konuşulmaz. Karar verici mekanizmalar her zaman her konuyu mutlaka değerlendirme içerisinde tutarlar. Bu konunun konuşulmuyor olması karar vericilerin ele almadığını göstermez olarak da ben bunu aldım zaman, sizin değerlendirmenizi. Efendim, bizim sınır bölgemizdeki yerleşim birimlerinde, yani özellikle bu roketlerin hedefi olmaya devam eden bugünlerde bile noktalarda bir tür füze kalkanı sistemi üzerinde çalışılıyor mu? Etkili bir füze kalkanı kurulabilir mi bu kısa vadede? Ya şimdi Katyuşa ve bu benzeri füzeler şöyle, için. Şu anda sınır ötesinden Kilis'e, işte Hatay'a, Reyhanlı'ya, bizim sınır yerleşimlerimize atılan roketler maalesef çok ilkel, iptidai, primitif roketler. Yani ve bunların imhası, bertaraf edilmesi çok kolay değil. Bunlar akıllı mühimmat olsa daha mı kolay bertaraf edilirdi o zaman? Bertaraf etmek çok daha kolay. Yani modern silah atsalarda daha mı kolay mücadele edilirdi? Tabii çok daha kolay. Bu enteresan, belki tezat gibi gelecek hayır, ama. Hayır. Yani eski yani, silah olmasının getirdiği bir dezavantaj var. Katyuşa dediğiniz füze o kadar ilkel bir füze ki ancak ve ancak tapasını vurabilirseniz patlatabiliyorsunuz. Biz bu özellikle DAEŞ bizim sınırımızdan füze atmaya başladığı zaman Kilis'e yönelik ve bizim yerleşimlerimize yönelik, o zaman bu konu üzerinde çok çalıştık. Hatta Korkut sistemini aktif hale getirdik ve en son gördük ki bunları havada tapasından ancak imha edersek başarılı olabiliyoruz ve o konuyla ilgili çok yoğun bir çalışmayı başlatmıştık o dönemde. Şimdi tabii arkadaşlarımız mutlaka devam ettiriyorlardır ama ya bu biliyorsunuz çok dünyada da önlenebilen bir füze değil. Çünkü duyarsız, akılsız mühimmat. Duyarsız olduğu için sadece ve sadece onu ancak ya çok büyük bir füzeyle vuracaksınız ki o füzenin de akıllı olması lazım ki onu havada yakalasın ve vursun. O da çok kolay değil. Yani aslında bir akıllı füzeye karşı alınacak tedbirden daha zor bir tedbir. Efendim, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini tercih etmiş olması, Rusya'dan alınacak olması, hatta tarihler, bir planı programı belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda Türkiye'ye bir ambargo hazırlığı olduğu söyleniyor. Yani silah sistemleri ve ekonomik ambargoyu kapsayan bir ambargo. Türkiye böyle bir şey hazır mı? Şimdi bu S-400 aldığı için bir ambargo konulması o çok mümkün değil. Ama S-400'ü satan şirketi Amerika Birleşik Devletleri ambargo kapsamını aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil. Çünkü S-400'ün hikayesini gayet iyi biliyoruz. Biz o zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya dedik ki bakın bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Füze savunma sistemine ihtiyacımız var. Gelin bunu sizden temin edelim. Ama öyle fiyat çektiler ki hem çok yüksek fiyat istiyorlar hem de teknoloji paylaşımına hiç girmiyorlar. Yani Türkiye S-400'ü mecbur kaldığı için tercih etti. Dolayısıyla siz hem bizi mecbur bırakacaksınız hem de NATO müttefiki olarak bundan dolayı bize ambargo uygulamaya yelteneceksiniz. Bu kabul edilemez. Orada yapabilecekleri şey muhtemelen şu anda onun üzerinde çalışıyorlar diye biliyorum. Öyle mi görünüyor? Rus şirketine ambargo uygulayarak. Rus şirketini yaptırım listesine alıp
Rus şirketinle ticaret yapanlara yönelik belki. Bir o da ülke düzeyinde değil de şirket düzeyinde belki bazı yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir adım atarsa bu Türkiye'nin bu füzeyi alımını engeller mi? Yani ben bu saatten sonra engelleyeceğini düşünmüyorum. Önemli bir değerlendirme. Sayın Fikri Işık, ülkemize gelen ve sayıları 3 milyon üzerinde olan Suriyelilerin gerçekçi böyle bir rasyonel bir projeksiyon yaparsak, tahmin yaparsak ne kadarının, çünkü Türkiye böyle bir irade ortaya koydu, bunların geri dönmesinden bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ilahi nihai bu insanları burada tutamayız gibi değerlendirme yaptı. Gerçekçi olmak gerekirse ne kadarının dönebileceğini tahmin ediyorsunuz? Ben büyük bir kısmının döneceğini düşünüyorum sonuçta. Yani böyle 2-3 milyonluk bir sayı olur mu bu? Tabii ki. Yani, öyle mi? Ya 2 milyonla 3 milyon arasında da ciddi fark var Hakan Bey. Yani dolayısıyla orada ben önemli bir kısmının döneceğini düşünüyorum. Sonuçta bunların vatanları orası. Orada huzur, sükun sağlanırsa, istikrar sağlanırsa, insanlar orada çocuklarının, ailelerinin, kendi geleceklerinden endişe duymazlarsa, tepelerine bomba yağmayacakları konusunda kendilerini güvende hissederlerse, niye Türkiye'de kalsınlar? Soruyorum size yani. Bunlar mutlaka belli bir periyot içerisinde kendi yurtlarına, kendi evlerine dönecektir. Ama burada Türkiye'de burada tabii Türkiye burada şu rolü de üstlenecek, üstlenmek durumunda. Bunu da bütün dünya ile birlikte yapmak durumunda. O insanların evlerine döndüklerinde en azından başlarını sokacakları ev, işte çalışacakları ortamlar, sosyal mekanlar, şehirlerin altyapısı, üst yapısı, bu noktada da dünyanın el birliği yapıp Suriye'nin yeniden imarını sağlamak zorunluluğu var. Eğer bu yapılırsa ben çok büyük bir kısmının geriye döneceğine inanıyorum. Evet. Yani bu şey açısından baktığınız zaman da işin doğasına uygun olan da budur. Çok büyük bir bölümünün dönebileceğini düşünüyorum diyor Sayın Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı. Bizi radyodan da takip eden dinleyicilerimiz var. CNN Türk'teki canlı yayınımızda konuğum Sayın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık. Efendim, Esad'la görüşme meselesi çok dile getirilen bir konu oldu. Bu Türkiye'nin gerçekten Esad'la bir doğrudan son yapılan değerlendirmeler görüşme yapmayacağı anlamına mı geliyor? Yoksa şartlar yeni değerlendirmeleri zorunlu hale getirebilir mi? Yani şu anda Esad kim? Türkiye neden Esad'la irtibatı kesti? Bu keyfi bir şey mi? Yani sen Cumhurbaşkanımız kızdığı için mi Esad'la Türkiye görüşmüyor? Hayır. Esad dediğiniz kişi 1 milyona yakın insanın hayatının kaybetmesinden birinci derecede sorumlu olan kişi. Yani siz DAEŞ'i terör örgütü görüyorsunuz. YPG, PYD'nin terör örgütü olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Bunları şey yapıyorsunuz da 1 milyon insanın kanına girmiş bir liderle veya bir artık bir kişiyle görüşmeyi niye bu kadar istiyorsunuz? Yani özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu sormak lazım. Ya bu Esed'le Türkiye'nin doğrudan görüşmesinde Türkiye'nin bu kadar ne menfaati var? Bu Türkiye niye bu tavrı koydu? Türkiye son derece insani bir tavır koydu. Türkiye Esed'le Suriye ile ilişkilerini biliyorsunuz çok geliştirmişti. Son derece iyi ilişkiler vardı. Bakanlar ne zamana kadar yapılıyor? Ne zamana kadar? Demokrasi talebini, özgürlük talebini dillendiren masum insanların üzerine bomba yağdırmaya başlayana kadar. Efendim ne değişti? Değişen Esed'in katliam yapmasıdır. Şimdi 1 milyona yakın insanın özellikle canından sorumlu, milyonlarca insanın evini, yurdunu terk etmesinden sorumlu bir kişiyle görüşmeyi bu kadar önemsemenin acaba Türkiye açısından da, insani değerler açısından da nasıl bir izahı olabilir? Nasıl bir izahı olabilir? Zaten yani şunu da söylemek lazım. Esed'in ipleri kimin elinde? Rusya mı? Yani zaten Türkiye Rusya ile görüşüyor. Türkiye eğer bir sorun varsa çözümü için Rusya ile konuşuyor. Hatta bu inisiyatifi İran, Türkiye ve Rusya birlikte o götürüyor. Zaman şunu anlıyorum efendim söylediğinizden. Yani bu ısrar ve önerinin gereksiz olduğunu, zaten Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde hareket edilecek ise ki öyle hareket ediyor Türkiye. Bunu Rusya ile yapabilir ve yapıyoruz şimdi, diyorsunuz herhalde. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Esed'in
oradaki kalması ayrı şeyler. Yani herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlayamadığı bu. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için de önemli. Bizim komşumuzlarımızın, sadece Suriye'nin değil, hiçbir komşumuzun bir karış toprağında gözümüz yok. Biz bunu her vesileyle vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız vurguluyor, Sayın Başbakanımız vurguluyor, bütün ilgili arkadaşlarımız vurguluyor. Ama Suriye demek artık Esed demek değildir. Bu kadar insanın canına kastetmiş, bu kadar insanın yaralanmasına sebep olmuş, milyonlarca insanın evini, barkını terk etmesine sebep olmuş bir cani kalkıp da siz Türkiye'nin mutlaka diyalog kurması, mutlaka iletişim kurması gereken birisi olarak gösterirseniz sizin insani değerler noktasında sorgulanmanızın gerekliliği ortaya çıkar. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne kesinlikle taraftarız ve bunu istiyoruz. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğü Esed'in liderliğinde değil, halkına zulmetmemiş ve Suriye'deki bütün tarafların üzerinde mütabakat sağlayacağı bir isim üzerinde sağlanmalı. Böyle bir isim Türkiye'nin aklında veya belirlediği bir isim var mı şu anda? Yani bu, Türkiye bu konuya çok yakın bir ülke tabii, olduğu için soruyorum. Hayır şöyle, ya Suriye'nin her türlü sıkıntısı doğrudan Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin Suriye meselesine kayıtsız kalması düşünülebilir miydi? Şimdi hala o teraneyi ortaya koyuyorlar. Ya arkadaş yani bu öyle bir ülke ki burada bir duman, bir yangın olduğu zaman en azından dumanı sizi kaplıyor. Elbette ki Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye'nin de bölgenin tamamını yani Suriye'deki bütün kesimleri tatmin edebilecek, onları kapsayacak bir yönetimin oluşması Türkiye'nin de en büyük dileğidir. Bizim Suriye ile ilgili en önemli isteğimiz Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması. Efendim, ama bunun Esed'le olmayacağı da çok net, açık ve bariz. Efendim, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadaki tavrını uluslararası hukuk kurumlarına, BM'ye ve olabiliyorsa Adalet Divanı gibi yerlere götüreceği konuşuluyor son dönemde. Gerçekten buradan yani Amerika gibi çok birçok yerde etkili ve güçlü bir ülkeye karşı bir netice alabilmek mümkün mü Türkiye adına böyle neyi bir adım atılırsa? Neyi götüreceğini konuşur. İşte bu efendim terörle yani teröre destek vermesi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bunun sorun olduğu kanaatiyle Türkiye'nin bu konuyu uluslararası mahkemelere, uluslararası platformlara götüreceğine dair geçen hafta bazı yorumlar, değerlendirmeler çıktı. Buradan bir netice elde edebilir mi Türkiye? Şimdi burada netice elde edilmemesi önemli değil Hakan Bey. Burada önemli olan Türkiye'nin kendi meşru hakkını uluslararası platformlarda savunuyor olmasıdır. Bunu yapalım. Sonuç elbette şu andaki dünya düzeni, güçlülerin haklı olduğu bir dünya düzeni, haklıların güçlü olduğu bir dünya düzeninde yaşamıyoruz. Güçlülerin haklı olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Ama bu bizim hakkımızı savunmamızın anlamsızlığı anlamına gelmez. Biz hakkımızı savunmak durumundayız. Gerekli girişimleri yaparız. Bunu sivil toplum örgütlerimiz yapar. İlgili birimler yapar. Ha sonuç alınırsa dünyada bazı şeylerin değiştiği de görülmüş olur. Kudüs olayındaki gibi. Yani nasıl 128 ülke tavır koydu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığının yanlışlığı Birleşmiş Milletler'de tescil edildiyse buna benzer bir şey bekliyor musunuz? Yani çok kolay gözükmüyor ama en azından bu başarılırsa dünyada da bazı şeylerin değiştiği de görülmüş olur. Efendim birçok başka önemli konu da var. Şimdi siz Doğu ve Güneydoğu'daki yatırımların planlamasını da koordinasyonu yakından takip eden bir isimsiniz kabine, hükümette. Başbakan yardımcılığınızın sorumluluk alanında koordinasyon var. Koordinasyon görevim de o. Şimdi efendim bütün bu mesela şimdi seçim dönemleri de bir şekilde nihayetinde konuşulduğu için bütün bu olup bitenler bölgedeki halkın, yöre halkının sizin hükümetinize, sizin partinize bakışını nasıl etkiliyor? Bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak görüşmelerinde epeyce bir netice alındığı düşünülecek olursa kısa ve özetle sormak gerekirse Kürt kökenli seçmen nasıl bir tavır ve tutum içinde olacak acaba? Bütün bu gelişmeleri düşünecek olursak. Hakan Bey, ben 2009 yılından itibaren bölgeye sık sık gidip geliyorum. Daha önce parti teşkilat görevim olduğu için bölgede çok yoğun çalışma yapmıştım. O dönemden beri bölgeyi biliyorum. AK Parti'ye olan ilginin en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz. Şu anda. Şu anda. Bunun Kürt seçmen açısından Kürt da mı seçmen açısından da. Neye oradaki bağlıyorsunuz bizim, bunu? Bunun birinci sebebi şu.
bir devlet iki temel vasfıyla bilinir. Bir, devletin otoritesi. Devlet otoritesinin olmadığı hiçbir yerde halk mutlu olmaz. Şimdi terör örgütünün son yıllarda bölgede özellikle kurmaya çalıştığı baskı ve zulüm terörle mücadele sayesinde ortadan kaldırıldı. Devlet otoritesinin tam anlamıyla sağlanmış olması, orada güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadele sonucunda terörle mücadelede tarihin en başarılı sonuçlarının alınması halka bir özgüven getirdi. Bu devlete ve dolayısıyla da hükümete olan sempatiyi artırdı. Ama bir şey daha var. İkincisi de halkın devletten ümidi var. Yani devlet sadece otoritesiyle orada ayakta durmuyor. Aynı zamanda devlet halkını kucaklayan, sahiplenen, halkının sorunlarını çözen, sıkıntılarını gideren, yardıma ihtiyacı olana yardım yapan, desteğe ihtiyacı olana destek veren, işte iş bulamayan insanlara iş oluşturmaya çalışan, yani terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutuyla değerlendirmeyip aynı zamanda ekonomik boyutu, sosyal boyutu, kültürel boyutu, eğitim alanı, sağlık alanı. Şimdi bütün bu alanlarda devlet kendisini orada vatandaşına iyi sunabildiği için bence şu anda AK Parti'ye yönelik ilgi AK Parti'nin başlangıçtan bugüne kadarki en güçlü ilgisi. Ve ben halkımızın bundan memnun olduğunu görüyorum. Neden dolayı memnun olduğunu görüyorum? Bir kere bizim halkımızda, Türkiye'nin insanında inanılmaz bir basiret ve feraset var. Neyin niçin olduğunu Hakan Bey çok iyi algılıyorlar. Çok iyi görüyorlar. Bir hareket o için mi? Seçmene selam için mi? Yoksa popülizm için mi yapılıyor? Yoksa Türkiye'nin bir harekete ihtiyacı olduğu için mi yapılıyor? Bunu halk çok iyi ayırt ediyor. Zeytin Dalı operasyonuna da önemli bir destek Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımızda da var diyebiliyor musunuz? Kesinlikle diyebiliyorum. Bunu her ziyaretimizde görüyoruz. Çünkü aslında bizim batıdan çok görmediğimiz bir şey var. Şu anda Kürtlerin başındaki en büyük bela PKK, PYD, YPG'dir. Hiçbir Kürt, hiçbir kardeşimiz, bu ister Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz olsun, ister Suriye'deki, ister diğer bölgelerdeki, başına bir eşkıyanın musallat olmasını istemez Hakan Bey. Sizin bir gece yarısı kapınızın çalınıp bir terör örgütü mensubunun gelip sizi rahatsız etmenizi siz düşünebilir misiniz? Güneydoğu halkı, Doğu halkı, yıllarca Suriye halkı. Yıllarca haraç topladı PKK. Tabii, bölge şimdi bunları altında bildikleri için, şimdi o bölgeyi bilmeyen insanlar, buradan İstanbul'dan bakış farklıdır. Ankara'dan bakış farklı olabilir. Ama o bölgede yaşayan insanlar devletin bu terörle yoğun mücadele etmesi, kararlı mücadele etmesi karşısında inanın o kadar mutlular ki. Kesinlikle yani artık devlet otoritesini, çünkü devlet de kendini hukukla bağlar. Kendini hukukla bağladığı için devletin meşru güvenlik gücünün dışında, meşru otoritesinin dışında hiçbir otoritenin varlığını hiç kimse kabul etmez. Güneydoğu'daki insanımız da kabul etmiyor. Evet. Bu açıdan belki MHP ile ilgili de bir iki cümle lütfen, müsaade ederseniz lütfen söyleyeyim. Şimdi bunu biz gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmek istemiyorum ama KJ'yi düzeltelim diye ben şey yaptım. Soru işareti vardı. Şimdi arkadaşlar düzelttiler. Yani bölge halkının desteği tam. Zeytin Dalı operasyonuna ifadeniz önemliydi. Desteği, onu KJ'de yazalım, önemli bir değerlendirme diye yani söyledim bu, efendim. Bu benim bizzat kendi gözlemim. Evet. Ve bölgeyi bilen arkadaşlarımızın da ortak kanaati. Neden? Çünkü PYD asıl Kürtler için tehdit. Bu yani Türkiye'nin milli güvenliği için tehdit ama Türkiye'nin milli güvenliği kadar Kürtlerin esenliği için de bir tehdit. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi ile bu ittifak görüşmelerinin oldukça ilerlemiş olması nasıl karşılanıyorunun yanıtını veriyordunuz. Evet, şimdi bakın, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin birlikteliği sadece seçim kazanmaya yönelik, işte efendim bir siyasi argümanlarla, siyasi endişelerle veya siyasi gerekçelerle oluşmuş bir birliktelik değil. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. İşte bugün sabah bir İsrail uçağı düşürüldü, değil mi? 2-3 gün önce Amerika Birleşik Devletleri tuttu, Suriye güçlerini vurdu.
Yani bölgede ciddi bir türbülans var. Bu türbülansı Türkiye'nin kolaylıkla atlatabilmesi ve Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam edebilmesi için milli ve yerli bütün unsurların bir araya gelmesi ve güç birliği yapması gerekiyor. Bu çerçevede değerlendiriyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak, Büyük Birlik Partisi ile ittifak olabilirse ben yerli ve milli olarak görüyorum kendimi diyen herkesin bir çatı altında toplanması Türkiye'nin aslında bu beka mücadelesini çok daha güçlü şekilde vermesi için. Bunu batıdaki insan nasıl algılıyorsa doğudaki insan da aynı ferasetle algılıyor. Bakınız 15 Temmuz'un, hayır, yani. 15 Temmuz'un batıdaki yansımasıyla doğudaki yansıması, 15 Temmuz o hain darbe girişimine batıda verilen tepkiyle doğuda verilen tepki arasında bir fark gördünüz mü? Görmedim. Diyarbakır'da da insanlar meydanlara çıkıp tam destek verdiler. Hakkari'de de Şırnak'ta da insanlar aldılar Türk bayrağını, yola meydana çıktılar. Koştular. Bir fark gördünüz mü İstanbul'dan? Görmedim. Çok peki kuvvetliydi. Niye Zeytin Dalı'nda bir fark olsun? Niye Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili ittifakta bir fark olsun? Çünkü olayın bir sen-ben meselesi, bir siyasi mücadele meselesi olmadığını görüyorlar. Bu ülke şu anda büyük bir mücadele veriyor. Bu ülke bölgenin kendisine rağmen şekillenmesi, bölgenin un ufak edilmesine, projelerine karşı, planlarına karşı bir büyük mücadele veriyor. Bu mücadelenin batıda anlaşılıp da doğuda anlaşılmaması mümkün mü? Efendim bu noktada Saadet Partisi'nin de dün Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Karamollaoğlu görüştüler. Sizin tahmininiz, deneyimli bir siyasetçi olarak Saadet Partisi de bu ittifakta yer alır gibi görüyor musunuz? Yani kolay olmamakla birlikte imkansız olmadığını düşünüyorum. Yüksek bir ihtimal var mı? Yani kolay olmamakla imkansız olmadığını düşünüyorum. Dün Sayın Meral Akşener yayın yönetmenleriyle bir araya geldiğinde bir iddia ortaya attı. Dedi ki ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti ve HDP ittifak yapacaklar. Birlikte hareket edecekler dedi. Ne dersiniz böyle bir şey? Ağzı olan konuşuyor derim. Peki. Şimdi birçok yani başka... Biliyorsunuz özellikle 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin tavrı çok netti. Ondan sonraki süreçte de HDP tamamen artık Kandil'in yani bunu, sözcülüğüne... Bunu artık beklemiyorum tabii, anlamında tamamen mı kullanıyorsunuz? Tamamen Kandil'in sözcülüğüne soyundu ki o Kandil'in sözcülüğüne soyunduktan sonra ne AK Parti'nin HDP ile böyle bir işbirliğine veya ittifak girişimine tahammülü olur ne de HDP'nin böyle bir özellikle bu tip bir konuda yani kendi tabanına yönelik bir mesajı olabilir. Yani ben AK Parti açısından bu işin kesinlikle mümkün olmadığını sadece Sayın Akşener'in herhalde siyasi gündem oluşturmak için söylediği veya kendine yönelik baskıyı azaltmak için söylediği bir ifade olarak değerlendiriyorum. Efendim, meslek odalarının ve meslek birliklerinin ismindeki Türk ve Türkiye ifadesinin kaldırılması yönündeki görüşlerin ve iradenin çok tehlikeli bir şeyi de beraberinde getirebileceğine dair bazı savunmalar ve eleştiriler geldi. Yani oraları başka hiç istenmeyen, Türkiye'nin bekası ve bütünlüğü bakımından tehlikeli olabilecek bir takım yapılar ele geçirebilirler. Parçalanır ve bölünürse hele Barolar Birliği gibi bir yapının yani herhalde Türk Tabipler Birliği'nden daha tehlikeli bir yapının kurulabileceğini düşünmüyorum. Ben özellikle biliyorsunuz bu terör örgütü PKK Çukur eylemlerine başladığı zaman Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamayı görmüştüm. Yani insan beyninden vurulmuşa dönüyor. Hele şu son Afrin operasyonu ile ilgili yaptıkları açıklama, yani tahammülün de bir sınırının olduğunu herhalde bunlar bilmiyorlar. Aslında doktorlar bu işi çok iyi bilir. Ama belli ki Türk Tabipler Birliği'nin yöneticileri doktorluktan epey uzak kalmışlar belli. Türk halkının tahammülünü çok çok aşırı şekilde zorladılar. Bu açıdan bakıldığında kesinlikle Türk Tabipler Birliği'nin ve ona benzer bu birliklerin yaptıkları kabul edilemez. Bu noktada iki açıdan belki soruyu değerlendirmek isterim müsaade ederseniz. Buyurun. Birincisi şu, bu Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı kabul edilemez. Ama arkadaşlarımız dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bunun olabilecek muhtemel sonuçlarını mutlaka arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Özellikle barolarla ilgili bir bu, kaygı dile getirmiyor. Hem barolar hem de diğer konularda yani işte odalar var. Evet. Bunlarla ilgili etki ne olur? Mutlaka bir etki analizi yapıyorlar arkadaşlarımız. Ama bir diğer açıdan da bakmak gerekiyor.
şu anda aslında birlikleri üyeliğin zorunlu ve aidatın da zorunlu olduğu herhalde Türkiye'den başka ülkede yok. Ve bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nin de bu konuda Türkiye'ye yönelttiği bir eleştiri var. Zorunlu aidat konusu. Belki bunlar hem Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu hale getirmek hem de bu konuda böyle kamu kurumu niteliğini taşıyıp da Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik abuk subuk açıklamalar yapmakla ilgili yapılan yanlışları değerlendiriyorlar. Şimdi bir önemli sorum da radyo televizyon üst kuruluyla alakalı. Sizin sorumluluk alanınızdaki ve çok da önemli bir kurum, radyo televizyon üst kurulu faaliyetleri yayıncılar açısından da aynı şekilde. Bu sorumu şimdi sorabiliyor muyum? Reklama mı gideyim? Reklamdan sonra. Sorumuzu soralım. Özellikle internet üzerinden ve online hizmetlerle yayın yapan kurum ve kuruluşların yayınlarını bir anlamda baskılayacak bir düzenleme mi geliyor? Bu son getirilen düzenlemenin böyle bir yönü var mı gibi bir soru sordu insanlar. Merak edilen bir konu. İsterseniz bunun yanıtını da reklamdan sonra alayım efendim sizden. Sayın Fikri Işık'la yayınımızın son bölümündeyiz. CNN Türk'te canlı yayın devam ediyor. Bu arada o kadar çok sıcak gelişme oldu ki Sayın Bakan burada canlı yayında bilançoyu açıkladı. Ve etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını vermiştiniz efendim. İsterseniz bir kere daha o sayıyı 1141 olarak açıkladınız. Etkisiz hale getirenlerin operasyonun başladığı günden bugüne kadar. Suriye'de bir İsrail F-16 uçağı düşürüldü. Ardından şu anda da devam eden Şam'a yönelik saldırılar var. Şam bombalanıyor, Şam saldırı altında. Çok sayıda binanın yerle bir olduğuna dair bilgiler var. Bugünün önemli gündem konularından biri İstanbul'da ABD özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri bakımından çok önemli McMaster, Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Kalın'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'yle bir araya geliyor olacak. Birçok önemli konuyu da siz aktardınız efendim. RTÜK yayıncı kuruluşlar bakımından aman RTÜK'ü kızdırmayalım gibi bir şey vardır. Bir böyle bir ilişki ağı var. RTÜK bir düzenleyici kurum kuşku yok ki. Ama bu yeni düzenleme özellikle internet ortamını da RTÜK'ün ele almasını ve düzenlemesini mi getirecek? Bu biraz bazı çevrelerde ama efendim bu bir sınırlayıcı bir özellik mi taşır gibi bir kaygı yarattı. Değil değil. O anlamda bunu soruyorum size. RTÜK şu anda radyo televizyonlarda hangi yetkiye sahipse internet radyo ve televizyonlarında da aynı yetkiye sahip olacak. Birebir aynı yetkiyi mi kullanacak? Birebir aynı yetkiyi kullanacak. Sadece biliyorsunuz internet platformu, internet televizyonculuğu ve internet radyoculuğu çok gelişti. Bu arada ciddi bir hukuki boşluk doğdu ve orada gerek çocuklarımıza yönelik, gerek gençlerimize yönelik, gerekse ülkenin milli güvenliğine yönelik saldırılar var. Sadece bu konuda RTÜK'e anayasa 133. maddenin çizdiği çerçeve içerisinde RTÜK sadece karasal yayın veya uydu yayını yapan radyo televizyonlara yönelik değil, aynı zamanda internetten yayın yapan radyo ve televizyonlara da denetleme yetkisine kavuşuyor. Burada bir hukuki boşluk vardı, o dolduruluyor. Yoksa bunun dışında ilave bir denetim yok kesinlikle. Yani şu anda şimdi RTÜK niye kızar? RTÜK eğer siz çocuk istismarı olursa bir yayında bu da kızar. RTÜK ülkenin milli güvenliğine yönelik, ülkenin ulusal güvenliğine yönelik bir yayın varsa RTÜK buna kızar. Veya kadın istismarına kızar veya din istismarına kızar. Veya yani anayasanın RTÜK'e verdiği görevleri ihlal noktasında RTÜK biliyorsunuz harekete geçiyor. Aynı şey internet televizyonculuğu için de geçiyor. Özgürlükleri sınırlayıcı bir şey gibi görmemek gerekiyor. Özgürlükleri sınırlayıcı bir girişim olarak düşünmeyin. Sadece şu anda mevcut radyo ve televizyonlarla ilgili RTÜK'ün denetim yetkisi neyse aynen hani o kes kopyala yapıştır mantığıyla internet televizyonu ve internet radyosuna geliyor. Onun dışında hiçbir kapsam genişlemesi yapılmıyor. Hiçbir ilave ücret gelmiyor. Ücret gelmiyor. İlave ücret gelmiyor. Hiçbir şekilde yayınların sınırlanması gibi bir durum yok. Ama çok yoğun şikayet
internet televizyonlarının hukuki denetimden yoksun olması konusundaydı. Şimdi o boşluğu dolduruyoruz. Sürem doldu efendim ama bir cümle kapatma yetkisi var ama değil mi? Yani kapatabilecek değil mi? Kapatma kararı alabilecek mi? Normal yayın yapan radyo ve televizyonları da hangi yetkiye sahipse internette de aynı yetkiye sahip olacak. Efendim? Yani çerçeve sadece değil. İnternetten yayın yapan mecra değişiyor zaten. Mecradaki televizyon ve radyolarında kapsama alınması. Başka hiçbir değişiklik yok. Efendim çok teşekkür ederim. Yayınıma konuk olduğunuz için CNN Türkiye ve değerlendirmeleriniz için. Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık canlı yayında önemli değerlendirmeler yaptı. Peki bütün bu sıcak gündem içinde su sorunu ne olacak? Bir su sınırlamasına gidilecek mi? Büyük bir kuraklık var. Bütün Türkiye'de yarın da Sayın Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı bütün bu önemli soruların yanıtlarını verecek. Bu stüdyoda olacak. Hoşçakalın efendim.